birlikte Sayın Kılıçdaroğlu ile HDP eş genel başkanları bir araya gelecekti. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin destekleyeceği yönünde güçlü iddialar var. Ama aynı zamanda da bu görüşmenin özel bir önemi var. Bu görüşmeden HDP ne bekliyordu? Bu görüşmeden şimdi, az önce dediğim öncelikle gibi... ben Nazif Bey'e... Ercüment Bey, hemen geleceğim size. Bir müsaade ederseniz Filiz Hanım'dan cevabı alayım, hemen geleceğim. Pardon, bana mı sormuştunuz? Evet, size sordum. Filiz Hanım'a sordum. Tamam, kusura bakma Ercüment. Estağfurullah Filiz Hocam. Küçüğümsün. Zaten Filiz Hanım olunca zor oluyor zaten. Zor oluyor, zor oluyor. Biliyorum ama Filiz Hanım aramızdan ayrılacak Ercüment Bey. O yüzden tabii, lütfen sözlerini dinleyelim. Buyurun. Ya biz ne bekliyoruz? Biz az önce söylediğim gibi aslında siyasal yargıdan kurtulmayı bekliyoruz. Arkadaşlarımızın özgürleşmesini bekliyoruz. Kürt sorununun demokratik, barışçıl bir şekilde çözümünü bekliyoruz. Bu ülkede eşit yurttaşlar olarak herkesin yaşamasını istiyoruz. Dolayısıyla bir cumhurbaşkanı adayının da bizi ziyaretinde aslında bekleyeceğimiz başka bir şey yok bizim. Yani ne kişisel bir hırsımız var, ne partisel bir hırsımız var. Ama bu ülkede artık bu öfke siyasetinden kurtulmak istiyoruz ve herkesi kucaklayacak şekilde, gerçekten herkese eşit mesafede duracak şekilde bir yaklaşım bekliyoruz. İnsanların beklediği de bu bence. Bu ülkede huzur ve mutluluk istiyoruz. Az önce de konuştuk arada da, yani o kadar fazla rövanşlar var, o kadar fazla kutuplaşmalar var. Bu kutuplaşmalardan çıkmak istiyoruz. Adil, eşit, ekonomik olarak da insanların refaha erebileceği bir Türkiye istiyoruz. Bütün bunları gerçekten aslında sükunetle ve sakinlikle ve mücadeleyle sağlayabilecek güce sahibiz. Türkiye bu potansiyele sahip. Türkiye gerçekten tarım, hayvancılık, ekonominin çok değişik alanlarında güçlü olabilecek kapasitelere sahip. Bunu bütün halklar, eşit yurttaşlar ve kardeşlik içerisinde bir arada sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ercüment Bey, şimdi buyurun lütfen. Ben tabii Nazif Bey'in yaklaşımı olumlu buluyorum. Yani sosyalizme dair. Ama orada bir fark var. O da şu, onu ifade etmem gerekiyor. Biz yurtsever devrimcileriz. Yurdunu seven, yurtsever sosyalistler. Ya bu milli yerlilik kavramının içi o kadar boşaltıldı ki oradan biraz ayrı ifade ediyoruz. Ayrıca, polemik konusu olsun diye söylemiyorum. Enternasyonal bir kavramımız var. Enternasyonalist bir sosyalizm anlayışımız var. Farklı olarak, tarihsel olarak da bunun çok polemikleri vardır 20. yüzyıla dair. Yani ben öğrencilik yıllarımda İstanbul Üniversitesi'nin önünde ikna odalarına alınmak istenen, başı zorla açılmak istenen o kardeşlerimiz için sosyalistler olarak onların yanında durmuş bir arkadaşınızım. Bu dinin istismar edilmesi konusuna karşı uyarılarımız ayrı bir şey. Din ve inanç özgürlüğü, o ayrı bir konu. İnanç hürriyeti ayrı bir konu. Biz fabrikalarda, iş yerlerinde de işçilerle oturduğumuz zaman hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, hangi mezhepten, buna bakmayız. Hatta hangi partiye oy verdiğine de bakmayız. Onlar hepsi emekçi insanlardır. Bizim de kardeşlerimizdir. Bizim sosyalizm anlayışımız bu açıdan da oldukça farklı. Son olarak mülteciler konusunda da, özellikle göç alanında çalışmış bir arkadaşınız olarak da, yerli göçmen demeden bütün insanların kardeşliğini ve ortak hak mücadelesini savunan bir sosyalizm anlayışımız var. Evet, teşekkür ediyorum. Peki şimdi aslında tartışmamız gereken meselelerden biri de Sayın Murat Bakan, Muharrem İnce'nin adaylığı. Söz konusu seçime kısa bir süre kala gerek görürsem çekilirim dedi. Fakat Sinan Oğan da aday bu arada. Seçim matematiğini etkiler mi, nasıl etkiler? İkinci tura kalmasına sebep olur mu? Ya benim tabii bu işin çok değişkeni var. Yani bununla ilgili ben bir şey söyleyemem. Burada bizim Millet İttifakı olarak
Şu an %50'nin üzerinde, yani sadece Millet İttifakı'nın desteklediği aday olarak Sayın Genel Başkan'ın alması tek başına mümkün olmayabilir. Burada tüm muhalif partilerin, yani iktidarın değişmesini isteyen, yani ben bir büyük kötülük olarak görüyorum. Hani filmlerde iyiler ve kötüler vardır ya hep, böyle Hollywood filmlerinde. Ben şu an Cumhur İttifakı'nı kötü olarak görüyorum. Dolayısıyla iyilerin, ülkenin iyiliğini isteyenlerin, ülkenin geleceğini düşünen herkesin bir arada hareket etmesi gerekir. Tabii bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu'nun en uygun aday olduğunu doğal olarak düşünüyorum. Bunun kendim, yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak değil, somut gerekçelerim var. Hı. Yani. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasında tüm muhalefetin desteğini almak, birleşmek önemli bir şey. Bölmez mi? Evet, elbette bir oy alacak. O oyu tespit etmek mümkün değil. Hı hı. Konjonktür o kadar hızlı değişiyor ki. Yani bizim Millet İttifakı'nda da biliyorsunuz çok kısa süre önce işte İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi vesaire ittifak dağıldı, dağılmadı, tartışıldı. Bir gün çok şey ifade ediyor siyasette. O gün belki Sayın Muharrem İnce'nin popülaritesi çok yükselmişti. Ertesi gün başka bir noktaya gelmiş olabilir. Bir hafta önce, ondan bir hafta önce, üç gün önce Ümit Özdağ bizim adayımız Muharrem İnce demişti. Sonra Mansur Yavaş olmazsa dedi falan. O kadar hızlı değişiyor ki her şey. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Ama ben bir Cumhuriyet Halk Partili olarak, bu ülkenin geleceğini düşünen bir yurttaş olarak ne isterim? Tüm muhalefetin bir arada olmasını isterim. Bunu sağlayacak koşulları yaratmak lazım. Hepimiz birbirimiz gibi düşünmek zorunda değiliz. Burada içimizde daha milliyetçi, daha muhafazakar, kendini daha solda gören, Atatürkçü vesaire çeşitli şekilde tanımlayan insanlar bir araya geldik. Farklı siyasi partilerden, farklı geleneklerden, geçmişlerden. Ama hepimizin ortak bir gelecek arzusu var. O gelecek nedir? Demokrasinin olduğu, şeffaflığın olduğu, hesap verilebilirliğin olduğu, kadının çocuğun korunduğu, yani ülke için bir gelecek tahayyülümüz, hayalimiz var. Bu da ancak birlikle beraberlikle olur. Yani bir ve beraber olmamız lazım. Muharrem Bey'in de, Sinan Oğan'ın da ve bu birbirini yorarak, yıpratarak da olmaz. Eğer siz iktidarın değişmesini devletteki, tırnak içine söylüyorum, devleti koruyarak, devletin yozlaştırılmasının önüne geçmek istiyorsanız, tekrar liyakatin hakim olmasını istiyorsanız, ülkenin ekonomisinin düzelmesini istiyorsanız, hırsızlık sona ersin diyorsanız, o zaman birbirimizi eleştirerek değil, ortak değerler üzerinde birleşerek gitmemiz lazım. Hani bizim 2002'den beri yaşadığımız, eleştirdiğimiz şey bu değil mi? Yani ama tabii benim bir düz milletvekili olarak sadece herhangi bir sıfatı olmayan milletvekili dışında bana göre en âli görevdir, en yüce görevdir Gazi Meclis'te yer almak ama bunu belirleyecek noktada değilim. Partimizin MYK'sı var, parti hı hı. meclisi var. Muharrem Bey'in tabii kendi düşüncesi var. Aynı şekilde Zafer Partisi ve onunla beraber ittifak içinde olanlar evet. bir karar verecekler. Benim dışımda anladım. Gelişecek ama benim arzum bir arada olmak bir arada ve olmak. Seçime hep beraber gitmek. Ne olur Barış? Ya ben Muharrem İnce ile bir süre önce konuşmuştum. Çünkü şöyle bir iddia vardı. İşte Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın. Sana küsmedi yani Muharrem İnce. Henüz küsmedi. Birçok gazeteci arkadaşımız için bilmeyenler için söyleyelim. Nevşin Mengü, Fatih Portakal, İsmail Saymaz. Hatta Özgür Demirtaş'a da galiba küsmüş Muharrem Bey. Ben aradım sordum. Ya siz gerçekten de hani Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşecek misiniz? Böyle bir iddia var. Altan Öymen vesaire diye. Valla bana bir teklif gelmedi dedi özetle. Peki görüşürüm, herkese görüşürüm dedi. Peki hani Milli Eğitim Bakanlığı istediğiniz iddia ediliyor. Hı. Olası yeni iktidarda. Sordun bunu da. Bunu da sordum. Bu iddiaların doğru olmadığını söyledi açıkçası. Açıkçası ben bir kapıyı hala açık bıraktığını düşünüyordum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir teklif bekliyor gibi geldi bana. Yani Cumhuriyet Halk Partisi zaten şöyle diyor, seçime kısa süre kala gerek görürsem çekilirim diye de bir şerh düşüyor. Tabii yani bana kalırsa Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu eğer bir adım atarsa görüşmek için Muharrem Bey bence daha sıcak mesajlar verecek gibi gözüküyor. Bu benim izlenimim açıkçası görüşmeden. Ne verirsen elinle o gider seninle. Mantığımız bu. Fikret abi kesin bir şeyler biliyordur. Estağfurullah İpek. Ben de Barış gibi düşünüyorum. Şimdi
Sayın İnce bir ilgi bekliyor, bu belli. Yani çekilirim gerekirse diye söylüyor. Ben tabii Sayın İnce'yi şöyle tanıyorum. Ankara'dan da iyi tanıdığım bir siyasetçidir. Yani çok başarılı bir milletvekilliği yaptı Sayın İnce ve çok başarılı grup başkan vekilliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını çok iyi yürüttü. Çok deneyimli, bir de kökten CHP'li bir siyasetçidir Sayın İnce. Dolayısıyla iktidarın değişme olasılığının yükseldiği bir seçim öncesinde Cumhurbaşkanı adayı olup da Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarını bölmesi bir siyasi sorumluluk gerektirecektir. Bu sorumluluğu üstlenmek yerine iktidarın değişmesine katkı vermek üzere Sayın İnce'nin adaylığını ilan etse bile adaylığını geri çekmesi, Sayın Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan vazgeçmesi iktidar değişikliği bekleyen insanları rahatlatacaktır. Başta CHP'li ve ittifaktaki diğer partiler bakımından. Bu nedenle ben Sayın İnce'nin belki adaylığını ilan edebilir, ilan etmeden önce faaliyetlerde bulunabilir. Ama sonuç olarak ben Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmayacağı kanaatindeyim. Zaten böyle de bir sözü var eski dönemde. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmam gibi bir ifadesi de var. Bunu biz görüyoruz, konuşuyoruz.